Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun en büyük zaferlerinin yaşandığı bir gün. Bu zafer hepimize kutlu olsun. Bize bu zaferi yaşatan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına saygıyla, sevgiyle önlerinde eğiliyoruz. Gani gani rahmet eylesin. Bize güzel bir vatan emanet ettiler. Biz de bu vatanı korumak için hep beraber elimizden geldiği güçle çalışacağız, uğraşacağız. Değerli arkadaşlar, ben milletvekili seçilmeden önceki vaatlerimde demiştim ki benim Nevşehir'in sorunları benim sorunum olacak. Nevşehir'in ilçelerinin sorunları benim sorunum olacak. Ben bu sorunları takip edeceğim. O sorunu basın vasıtasıyla dile getireceğim. Takipçisi olacağım. Eğer bunlar yerine getirilmiyorsa da gelip sizlere şikayet edeceğim demiştim. Şimdi ben bir aydır seçildikten sonra aşağı yukarı bir aylık bir süre oldu, biraz da geçti belki. Hep gelip gittiğimde burayı görüyorum. Ya acaba bugün mü çare bulacaklar, yarın mı çare bulacaklar diye beklerken hiçbir çare bulmadıklarını, bu konularla ilgili de hiçbir çalışma yapılmadığını gördüm. Görüyorsunuz Kızılırmak'ın sorunu. Bu Kızılırmak yüzyıllardır akar gider, böyle hiçbir sorunla karşılaşılmadı. Şimdi bu hükümet alelacele buradan elektrik üretmek amacıyla tesisler kurdu. Sonunu hiç düşünmedi. Biliyorsunuz bizim tarihimizde bir köprü yapılırken dahi en az 1-2 sene o ülkenin, o yerin iklimi belirlenir, incelenir, araştırılır. Mimar Sinan'ı biliyorsunuz, dünya çapında ünlü bir mimarımız. Bu mimarımız bir eserini meydana getirmeden önce ne taraftan rüzgar eser, ne taraftan su gelir, bunların hepsinin hesabını yapar. Ona göre o yere köprü mü yapılacak, cami mi yapılacak, yol mu yapılacak karar verir. Oysa AKP iktidarı ben yaptım oldu zihniyetinden hareket etti. Ülkeyi bu hale getirdi. Dolarımızın hali belli, büromuzun hali belli. Şimdi bunlara girmek istemiyorum. Amacımız da bu değil. Bugün Vali Bey'e bugün bir toplantı vardı biliyorsunuz 30 Ağustos vesilesiyle. O toplantıda Vali Bey'e ben bunu aktardım. Vali Bey dedim, ben bugün bir basın toplantısı yapacağım. Kızılırmak'ın sorunu dile getireceğim. Bilginiz olsun, eğer bu konuyla ilgili bir çözümümüz varsa da ben yapıcı muhalefet yapmak istiyorum. Onu da basın toplantısında dile getireceğim. Vali Bey de dedi ki, vallahi bu konuyla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bir araştırma yapıyoruz. Ama şu zaman sonuçlanır, ama bu zaman sonuçlanır bilemem dedi. Değerli arkadaşlar, bu konuyla ilgili devletin elinde yetkiler var, mühendisi var, sular idaresi var. Bir an önce, hiç gecikmeden, buralar koku sarmadan bir an önce bu çalışmanın yapılması lazım. Kızılırmak, eski Kızılırmak olması lazım. Balıklar tutulur olması lazım. Kızılırmak'ın kenarında neşeyle yürülmesi lazım. Şuradaki getirdiğimiz kazların sayısı arttı ama kazlar bile yüzecek yer bulamıyorlar. Evet. Ben bu konuyla ilgili buradan Sayın Valimizin yapıcı olacağına inanıyorum ve uyarıyorum. Buradan diğer AKP'den milletvekili olan iki tane arkadaşımız var. O arkadaşlarımızın da bu konularda hassas olacağını düşünmek istiyorum. Eğer bu konu bir ay içerisinde çözülmez ise size buradan söz vermiş olayım. Bu konuyu meclise taşıyacağım. Meclise bir soru önergesi vereceğim. Bakandan bunun nedenini araştıracağım. Soracağım. Oradan aldığım cevapları da basın aracılığıyla sizlere ileteceğim. Ben ne tür sorunlarınız varsa bundan sonra da Nevşehirli olarak hangi siyasi partiden olursanız olun, hangi siyasi görüşten olursanız olun, buranın sorunlarının takipçisi olacağım, olmaya da devam edeceğim. Muhalefetin görevi buldukları yanlışları iktidara söylemek. İktidar da bunları yapmıyorsa gelip size bizim şikayet etmemiz. Ben bugün Vali Bey'le söyledim. Dedim ki bakın, biz sorunları dile getirdiğimizde, yanlış yaptığımızı söylediğimizde hep genel olarak ben Nevşehir Valisi'ni kastederek söylemiyorum. AKP'liler böyle bir sorunu gündeme getirdiğinizde ya sizi PKK'lıkla suçlar ya da Fethullah'la suçlar. Ben Allah'ıma çok şükür hiçbirinden suçlanacak leke üzerimde taşımadım. Bunlar diyorlar ya biz aldatıldık, hiç aldatılmadım. Aldatılanlardan da olmadım. Fethullah Gülen kimleri aldatacağını demek ki çok iyi tespit ediyor, çok iyi biliyor. Bunu da bahane etmesinler. Buradan sorunlarınızı dile getirmiş oldum. Bunların da takipçisi olacağım.
beni dinlediğiniz, buraya kadar zahmet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Basındaki arkadaşlarımızın soruları varsa onları da söylemeye cevaplandırmaya hazırım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sayın Gündemir, sonuna kadar bu ırmak akmayacakmış, doğru mudur? Bu konuda bilginiz var mı? Benim bu konuda hiçbir bilgim yok. Bana da bu konuda hiçbir bilgi verilmedi. Yamuna Barajı'nın seviyesinin %6'ya indiği söyleniyor. Ve Kasım ayının sonu, Aralık dahil bu ırmak bu şekilde akacakmış. Yani 2 ay, 3 ay daha bizi bu hal bekliyor. Şimdi ben size bu basın vasıtasıyla bu soruları sordum. Valimizden cevap bekliyorum, bakanımızdan cevap bekliyorum, bakanlık mensuplarından cevap bekliyorum. Ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Bunun üzerine elektrikle ilgili baraj yapılırken 3 sene, 5 sene, 10 sene sonrasının hesabı yapılmadı. Biz bunu söylediğimizde de sen elektrik üretilmesine mi karşı durun dediler. Ben o zaman milletvekili değildim ama biliyorsunuz sık sık gelip giderim buraya. Değerli arkadaşlarım var, hepsiyle de konuşuyorum. Şimdi bizim ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Ben milletvekili seçilmeden bir ay, bir buçuk ay önce yine geldiğim toplantılarda diyordum ki arkadaşlar AKP iktidara gelirse dolar 6 lirayı bulacak, euro 8 lira olacak. Vallahi yanılmadım, yanılmayı çok isterim. Bu konuda da hala yanılmak istiyorum. Eğer hükümet doları düşürecek bir yasa teklifi getirirse bunu da desteklemeye Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırız. Her türlü desteği vermeye de hazırız. Bu ülke bizim ülkemiz. Barajlar yapılırken belli bir seviyede suyu verme zorunluluğu şartnamesinde var. Siz vekil olarak ya da örgüt olarak bu konuyla ilgili onların görevini yapmadığıyla ilgili müracaatta bulundunuz mu? Bir. İki, partinizin belediye, Cumhuriyet Halk Partisi'nden olan belediyeniz bu ehvenişen hayırdır derler bir laf var. Hazır azalmışken ırmağını dolayı düşünmüyoruz. Şimdi ikisine de cevap vereyim. Şimdi benim zaten basın açıklaması yapmamın nedenlerinden bir tanesi de bize bunun nedenlerini anlatsınlar. Yani desinler ki buranın bu hale gelmesinin nedeni şudur desinler. Onu bilelim. Onun üzerine araştırma yapalım. Araştırma yaptıktan sonra da sizin cevabınızı verelim. İkincisine bizim belediye başkanımızın soruya gelince bu belediye başkanımızın görevi değil. Devlet su işlerinin görevi, devlet su işlerinin bunu yapması lazım. Bu belediye yani başkanlığının ırmağı temizlemek belediyemizin görevi değil mi? Efendim? Bu ırmağın temiz olması belediyemizin hayır, görevi şöyle, değil mi? Hayır şöyle, belediyemizin görevi şuradan itibaren başlar. Nereden itibaren başlar? Yani ırmağın kenarından itibaren, kara kısmında başlar. Irmağın içiyle ilgili devlet su işlerinin görev alanındadır. Bu konuyla ilgili de bana Vali Bey'in söylediği, devlet su işleriyle ilgili de biz çalışma başlatacağız. Ben de dedim ki Vali Bey, ben bunun takipçisi olacağım. Eğer yapar bitirirseniz de yine sizin huzurunuzda da söyleyeyim. Hem valiye teşekkür edeceğim hem hükümete teşekkür edeceğim. Ama yapmazlar da bu pislik hala devam ederse sizlere şikayet edeceğim. Basın yoluyla anlatacağım. O yetmezse eğer hukuksal bir şey varsa işte demin gazeteci arkadaşım da söyledi. Eğer yapılan bir sözleşmeden kaynaklanıyorsa o sözleşmede hangi maddesindense o sözleşmeyi yapan görevli hakkında da suç duyurulur. Bir sorun var. Buyur. Ben 70 yaşındayım. Devrimcileri, aydınları Artvin'den Avanus'a kadar bu sorunların yaşanacağını 10 gün önce söylemişti. Söylendi. Ve demişti ki yapacağınız Kayseri'de Kayseri ile Avanus arasında 8 tane baraj var deniyor. Yapacağınız bu barajlar bu ülkenin iklimini değiştirecek. Bu ülkenin suyunu bitirecek demişti. Bu aydınlar, sanatçılar, doğa savunucuları bunlar hep söylemişti. Bunu da burada herkes bilsin. Ya bu sorunlar yaşanmadan önce 10 gün önce söylendi bunlar yaşanacak diye. Ama Barak, liberal ekonomi sermayenin kârı doğayı, insanı katlederek bu seviyeye getirdiler. Sorun budur. Çözümü de var bu işin. Ama çözümü ancak bu ne bu iktidar çözebilir, ne belediye çözebilir. Sorunu çözecekse yine bu halk çözecektir. Bu halk bilinçli olmak zorundadır. Halk davasına sahip çıkmak zorundadır. Barak. Onun için halkla beraberiz burada arkadaşlar. Yani sorun biliniyor. Teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız nerede şu anda? Ya şu partimizin başkanı da şöyle. Hem bir parti olarak. İlan verilmemiş şu anda burada olmamız. Siz isim neydi? Gökhan. Gökhan Bey kardeşim. Belediye başkanımız da benim belediye başkanım. Sizin avanusun meşhur bir sözü. Ekşisiyle, tatlısıyla bizim bağın kuru. Netice itibariyle ben, hayır anladım o sizin tabii ki sizin
halk olarak siz onu keser misiniz, budar mısınız? Halkımı keseceğin işi bitireceğim. Yani ben belediye başkanım hakkında burada bir polemiğe girmem, doğru da bulmam. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hepiniz sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Görüyorsunuz. Burada kazlar gidecek yer bulamıyorlar. Hepsi bir yer hapsolmuşlar. Şimdi Türkiye'nin cezaevleri dolmuştu, görüyorsunuz. Kızılırmak'taki kazlarımızın da Mustafa araya girmesin, ne bilesin aslan. Bunların daha gidecek yerleri kalmamış. Yani bu konuyla ilgili Sayın Valimizin, Sayın Bakanımızın hükümet getirdiği bir an önce çözüm bulması lazım. Çünkü ileride avan üslubu son derece yüzüyle seçkin bir yere gelen turistlerin bile burnunda kol gideceğini hesap etmemiz lazım. Bu konuyla ilgili zaten gerekeni söyledim. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun.